Merhabalar. Gördüğünüz gibi tam arkamda duran bu kitaplık boş. Çünkü bugünkü videoda bu arkamdaki boş kitaplığı dolduracağız beraber. Şöyle ki yanlarımda duran bu iki kitaplık ağzına kadar doldu. Ve yeni kitaplarım masamın üstünde duruyorlar. Yeni kitaplar bu kitaplıklara sığmayacakları için erkenden bir kitaplık çaldım. Evdeki kitaplıklardan birisini. Çünkü yeni bir kitaplık aldık ve bu boşa çıktı. Buradaki kitapları konularına göre buraya dizmek istiyorum. Bunu birazcık yeni mavinin kitaplığı yapmak istiyorum. Geçmişimi bu kitaplıklarda bırakıp buraya yeni mavinin kitaplarını koymak istiyorum. O yüzden sizi de benimle birlikte getirmek istedim. Umarım bu videoda beraber eğlenebiliriz. Hadi başlayalım. Kitaplığı nasıl yapmak istediğim üzerine uzun uzun düşündüm. Ve önce ortadaki kitaplığı doldurup diğer kitaplıklara sonra başlamayı düşünüyorum. Ortadaki kitabın ilk rafına Feminist Akademi yazılarını koymayı düşünüyorum. İlk olarak bu var. İlk olarak elime gelen bunlar. Bunları tabii ki genelde yayın evlerini takip etmeyi seviyorum. O yüzden yayın evlerine göre dizeceğim. Elime ilk gelen kitapları koyuyorum şimdilik. Özgürleşmesini de koyuyorum. Aslında vejetaryen feministlerden hayvan özgürleşmesi kitabını ayırmak istemiyorum. Her ne kadar vejetaryen feminizmle çok da iç içe geçmese de sonuçta hayvan hakları ile ilgili bir mesele olduğu için yayın evlerinden ayırmak istemedim. Yani aslında tek sebebi bu. Aslında feminist yazın dedim ama toplumsal cinsiyet çalışmaları demek daha doğru olacak sanırım. Çünkü erkeklik üzerine de var, cinsiyet çalışmaları üzerine de kitaplar ekleyeceğim buraya. Burası sanırım taşıyacak. Ve aslında sırf toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine olan kitapları da değil de cinsiyet çalışmalarında çalışıp başka konularda kitaplar yazmış insanları da bu rafa almak istiyorum. Ve muhtemelen bu rafta onun devamı olacak çünkü taşmak üzere. Tarihle ilgili özellikle Osmanlı Kadın Hareketi ve Sabiha Sertel'in Kadınlığa Dair isimli dergi yazılarının toplandığı kitap var. Onun dışında burada Carol J. Adams'ın Vejetaryen Feminizm üzerine kitapları var. Eko Feminizm üzerine kitaplar var. Şimdilik toplumsal cinsiyet çalışmalarından elime gelen ilk kitaplar bunlar. Burayı şimdilik böyle bırakacağım. Oradaki okumadığım kitaplar arasında da buraya gidecek kitaplar var ama onları siz göremeyeceksiniz. Onları okudukça yerleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü okumadan yerleştirirsem okumuyorum. Ayrıca okumadığım kitapların listesini de çıkaracağım ve bu videonun sonu eklemeyi düşünüyorum kaç kitap olduğunu. Onlarla ilgili bir video da çekmeyi düşünüyorum. Eğer ilgilenirseniz lütfen beni de bilgilendirin. Daha sonra bu ikinci rafı boş bırakmayacağım ama şöyle düşünüyorum. Muhtemelen burası yakın zamanda dolacak ve ikinci rafa geçeceğiz. O yüzden buraya koyacağım. Şimdi görmeniz için bu sıradaki kitaplığı. Daha sonra buraya alabilirim buraya koyacağım kitapları. Bu kitaplığa da kadın yazarları koymayı düşünüyorum. Son zamanlarda okuduğum kadın yazarları. Eskiden olsa buraya Mine Söğüt'ü de dahil ederdim ama Mine Söğüt sağ olsun kendisinden epey soğuttuğu için bilmiyorsanız lütfen araştırın ve daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Mine Söğüt'ü buraya katmamayı düşünüyorum. Mine Söğüt'ü okumayı sevmediğim insanların arasına koymayı düşünüyorum. Bu arada tekrar söylüyorum. Kadın yazarlar aslında ana tema ama araya erkek yazarları da dahil edebilirim. Kafamda oluşturduğum şemayı size gösterebileceğimi zannetmiyorum. Biraz Yeni Mavi'den biraz da kadın yazarlardan aslında toplama yapıyorum. Son zamanlarda erkek yazar çok okumadım. O yüzden buraya birkaç tane erkek yazar girebilir. Sebebi Yeni Mavi'nin beğendiği kitaplar olmasıdır. Kadın yazarların arasına girmeyi belki de hak ediyorlardır diye düşünüyorum. Bu rafı aşağıdan öylece aldım diyebilirim. Başka bir raftan birkaç kitapla birleştiriyorum şu anda. Çünkü bu rafı zaten o bilinçle oluşturmuştum. Yani Yeni Mavi'nin rafı olarak. Tek boş raf olduğu için olabilir. Gördüğünüz gibi doldu neredeyse. Sanıyorum bunu bölmem gerekecek. Kadın Şaman isimli bir kitap var. Daha sonra başka bir şaman kitabı var. Bu kadınlar üzerine değil daha çok ama iki şaman kitabını birbirinden ayırmak istemiyorum. Cinsiyet çalışmaları bölümüne koyacağım. Buradan Millie Johnson'ın kitapları var. Millie Johnson üzerine bir video çekmeyi düşünüyorum yazar sevgimde. Millie Johnson benim en sevdiğim yazarlardan birisi ama burada bırakmayı düşünüyorum. Ama bu onu sevmediğim anlamı gelmiyor. Ya onunla birlikte sevdiğim bir diğer yazar bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Suzanne Tamaro'nun kitaplarını da burada bırakmayı düşünüyorum. Çünkü burada Can kitapları devam ediyor. Can kitaplarının yanında kalabileceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle ben her zaman olabildiğince aynı yayın evinin kitaplarını aynı
sıraya koymaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi burada Savaştaki Kız bir roman. Yukarıda yine ayrıntı yayınlarından çıkmış 4 farklı kitap var ama bunların türleri farklı olduğu için bunları ayırmakta bir sakınca görmüyorum. Olabildiğince türleri aynı olan kitapları aynı yere koymaya çalışıyorum ama mesela Can Yayınlarından bu kadar çok kitap varken hepsini bir sıraya koymak koca bir rafı alır ve istediğim şekilde düzenleyemem diye onları da kafamda kendi şemama uygun bir şekilde ayırıyorum. Örneğin burada daha yakın zamanda okuduğum kadın yazarlar var. Burada işte daha önceden okuduğum yine de sevdiğim kitaplar var. Sevmediğim kitapları tamamen apayrı bir rafa koyuyorum. Şu an görmüyorsunuz ama bu kitaplığın en alt tarafında hiç sevmediğim insanların, hiç sevmediğim konuların kitapları var. Bu kitabı da buraya koymak istiyorum ama bu kitabı buraya koyarsam aşağıya yeni bir raf açmam gerekecek. Düşünceli. Sanıyorum şurayı boşalttığımda buradaki Doğanların arasına koyacağım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bunlar Granger'in romanları. Benim en sevdiğim yazarlardan birisi. Bütün kitaplarını okudum. Şimdilik burada dursun. Bu Suat Derviş'in biyografisi Liz Behmo Aras'ın kitabı. Bunu da sanıyorum kadın yazarların yanına koyacağım. Burada Suat Derviş Doğan kitap yan yana duruyor zaten. Buraya koymam gerektiğini düşünüyorum. Okumadığım kitaplardan birisi de bu. Yakın zamanda okumak istiyorum. Yazarların, özellikle kadın yazarların biyografilerini ya da otobiyografilerini okumayı çok seviyorum. Bence çok önemli. Safiye Erol, bu kadın aslında sevmediğim yazarlardan... Sevmediğim yazarların arkadaşlarından diyeyim. Kendisi diğer yazarların arasına sıyrılıyor. Bence epey iyi yazdığını düşünüyorum. Sadece bir kitabını okudum, ikinci kitabı okumak için bekliyor. Beni bu ciğerdelen, okumak için bekleyen kitapta Dineyri Papazı olması lazım. Evet, burası da okudu. Bir çaresine bakacağız. Zamanla. Sanırım kamerayı kapatmam gerekiyor çünkü biraz ortalık karıştı. Boşalan raflardan birine bir raf ayırmak için bir şeyler yapacağım. Neyse, görüşürüz. Biraz bir şeyler yaptım. Doğan Kitap Evi'nin kitaplarını buraya koydum. Murat Emin'in kitapları, Değersiz Bir Hayat, Golemic'in. Bunları buraya yerleştirmeyi uygun gördüm. Can Kitap Evi'nden arada bulduklarımı buraya yerleştirdim. Ve burada aslında babamın kitabı olup ona gidecek kitaplar da var. Onları da hızlıca çıkartmayı düşünüyorum şu anda. Bu da onlama vermeyi düşünüyorum benim artık. Bu da onu. Ama bunu okuduktan sonra vereceğim. Yine de kenara koymak mantıklı gibi geldi. Şimdi... Burada Hasan Ali Toptaş denen herifin kitapları var. Hasan Ali Toptaş bir zamanlar benim en sevdiğim yazarlardan birisiydi ama tacizci çıktı. Kadınlar gereken cesareti bulup kendisini ifşa ettiler. Kendisi de kabul etti ve özür diledi güya. O yüzden bu çok sevdiğim yazarı artık en sevmediğim yazarlar köşesine koymak istiyorum. Bazı insanların böyle birinin kitaplarını atmayı tercih edeceğini biliyorum ama ben yine de bilgi birikimimde bir yeri olduğunu düşündüğüm için atmak istemiyorum. Sevmediğim yazarlar da var kitaplığımda. Çünkü ben her şeyi okumanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok da önemli değil gerçi de. Okudum ve bana o zamanlar güzel şeyler yaşattılar. Artık köşeye gidiyorlar. Sezgin Kaymaz en sevdiğim yazarlardan birisi. Onun kitaplarını yine en tepede bırakmak istiyorum. Ahmet Ümit'in bu kitabını almıştım. Çünkü polisiye çok okuyordum o sıralar. Hala çok severim ama işte Türkiye'deki polisiye bu çok güzel falan diyerek insanlar bunu almamı söylemişlerdi. Pek bana göre bir yazar değil sanırım. Çünkü bunu aldıktan sonra bir daha hiç okumak istemedim. Bunu buradaki Everest'lerin arasına koymayı hiç istemiyorum. Ama en aşağı koyacak kadar da kötü bulmuyorum. Sanıyorum eski yerinde duracak. Sezgin Kaymaz'ın yerini hiç değiştirmiyorum. Çünkü boylarına da aslında biraz elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Her ne kadar her zaman olmasa da. Sezgin Kaymaz'ın son kitabı başka bir yayınlarından çıktığı için boyutu farklı. O yüzden en dibe yapıştırmak durumunda kaldım. Bunlar çocuk kitapları aslında ama sanırım vermeyeceğim kimseye bunu. Muzaffer Üzgü, ben ilkokuldayken bizim okulumuza gelmişti ve imzalamıştı bu kitaplardan birisini. Hangisini hatırlamıyorum. En sevdiğim kitap Kara Pamuk'tu o zamanlar. Tabii şimdiki aklımla okusam kim bilir neler düşünürüm ama seviyorum kitaplarını. Burada İngilizce kitaplar var. Bunu kendim satın almıştım. Bunları babamdan çaldım. Bunları da okuyacaklar arasına katabilirim diye düşünüyorum. Ama babama geri vermeyeceğim. Bunlar mesela bunları tamamen gençlik hevesiyle aldığım kitaplar. Şizofreni ve Değişimler kitabıyla Bob Tanduk üzerine. Bunları okumadım bile. Sanıyorum bunlar deneme gibi şeyler. Ya da bilmiyorum. Yani felsefi mi? Hiçbir fikrim yok. Sadece isimleri verip almıştım. Böyle ufak kitaplar. Belki bunları da okuma listesine katarım. Bilmiyorum. Gençlik hataları. Bu da mesela hiç okumadığım kitaplardan biri. Psikobüyü isimli. Aslında okusam güzel bir kitap olabilir ama... Bilmiyorum ne düşünerek almışım. Mesela bu kitabı sanıyorum TÜYAP'ta almıştım İstanbul'dayken.
çok ucuzdu. Zaten ucuz olduğu için ki TÜYAP'ta hep almak istediğim kitapları aldıktan sonra da birkaç tane böyle ucuz hiç duymadığım basit kitaplar almayı seviyorum. Bu kitap onlardan birisiydi. Okuduğum en güzel tatlış kitaplardan birisi. Tabii ki şimdiki halini okusam farklı düşünebilirim ama o zaman böyle sıcacık yapmıştı içimi. Seviyorum böyle tatlış kitapları ben. Buradaki rafı, şu rafa göremiyorsunuz. Ona pek dokunmadım. Orada gençlik hatalarım var. Belki de sizi biraz alçaltsam güzel olabilir. Sanıyorum daha iyi oldu. Burada çalışıyorum şu anda. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde bende varmış. Hem de şurada duruyormuş. Bu kitabı geçen gün satın almaya kalktım. İnanabiliyor musunuz? İşte insan kendi kitaplarına bakmayınca. Daha sonra gençlik hevesiyle aldığımız ve hiç okumadığımız kitaplar arasında. Bunları da en altta sevmediğim rafa koymak istiyorum. Bir sürü araç düşüyor her yerden. İğrenç. Bu rafı artık şey yapmayı düşünüyorum. En alt rafta şu an göremiyorsunuz ama en alt raftaki akademik yayınları buraya almayı düşünüyorum. Düşmeyiniz! Burada hem üniversite yıllarımdan hem de kendi ilgi alanlarımdan biriktirdiğim kitaplar var. Burada daha çok yüksek lisansta biriktirdiğim kitaplar var. Biraz böyle bir şeyler yapıyoruz ortaya karışık. Bu kitap hakkında bir video çekeceğim. Bekleyin. Burada bir raf boşaldı. Burada da bir raf boşaldı. Aslında onları birleştirebilirim. Ve şunu bir raf yukarı çıkarabilirim. Çünkü annem boş bırak en alttakileri demişti. Temizlemesi daha kolay oluyormuş. Şimdi böyle de olmadı sanki değil mi? Her rafta biraz boşluk kaldı. Mesela bu üst raf neden boş bilmiyorum. Sanırım üst rafı şunları doldurabilirim. Dur. Yerinde dur. Evet, en üst rafı görebiliyorsunuz şu anda. Bu rafı dolması gerektiğini düşünüyorum. Bu raf zaten eninde sonunda dolacak çünkü orada bir sürü kitap var ama o rafa daha sonra bir şey ekleyeceğimi düşünmüyorum. En azından şimdi doldurmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden YKY'yi böleceğim. Mine Söğüt'ün kitaplarını burada bırakacağım. Lütfen düşüp durmayın artık. Oğuzhan! Gelmişim. Ne düşünüyorsun? Burası boş kaldı. Çoğu yer boş kalmış. Yani şimdi alt rafları boşaltmaktı zaten niyetim. Çünkü alt rafların temizlenmesi zor oluyormuş. Annem boş bırak dedi. Tamam. Sol taraf biraz eski mavi gibi olmuş sanki. Burası mı? Evet. Ama orası daha eski. Orası ergenlik çağlarım, burası lise çağlarım. Yani ergenlikten kastım ortaokul falan. Bu kitabı çok seviyorum. Kimsenin duyduğunu düşünmüyorum, Tanrı'nın Grameri. Bunu da lisedeyken okumuştum. Evet. Şimdi okusam belki daha farklı düşünüyorum ama bilmiyorum. Buraya da böyle hafif kitapları koyabilirim. Yani evet. Şizofren profesör falan. Şizofren profesör? Ha. Şizofren profesör kimdi? Bunları mı buraya koysam? Yani onları seviyor musun? Evet seviyorum. O zaman onları... Ama hafif kitaplar bunlar da. Yani okuması kolay. Yani tamam, tavsiye de. Bence oldu. Absürt durmadı sonuçta. Ya ne yaparsa hep absürt durmaz kitaplar, merak etme. İlla uyuşması gerekmiyor. Hepsini buraya koymuş olmak için koydum da. Mesela araya Doris Lessing'in kitapları gelecek. Safiye Erol'dan kitap gelecek. İşte burada okumadı. Yani şu an okumadığım kitapların arasında buraya girecek çok var. Bunları muhtemelen böyle dağıtacağım yine aşağıya. O yüzden bunlar kesin dolacak. Ama burası böyle boş bildiğin. Buraya bir şey koymam lazım. Bence ortası öyle boş kalsın. Süs koyayım yani buraya. Birleştir. Aa olabilir. Ben şey diye düşündüm. Yani birleştirirsin sağ tarafı boş kalır. Süs ortası mi koyabilirim? Lazım. Ama tuhaf mı gözüküyor böyle? Biraz olmuyor sanki. Evet çok dar olduğu için. İyi boşalttım ama ha. Değil mi? Evet rahat. Güzel dizdim. Bir de tatlı oldu burası. Rengarenk güzel oldu. Ortası çok şık. Yani orta tarafı. Orta kitabın orta. Şurası mı? Yok. Şurası. Aynen bence de. Düşünceler içerisindeyim. Rıbkı mı geldi? Evet. Bizim burada iki kişi geldiniz. Önce geldi. Gel şimdi şeyi gel. Kameraya düşürmediği sürece sorun yok. Gel. Bak izle abla ne yapıyormuş. Rıbkı. Kaldı. Bu beni rahatsız. Yapıştır onları. Sol tarafa yapıştır. Sağdakileri. Böyle mi? Hı-hı, çek. Böyle dursun. Tamam. Okey. O zaman listeyi çıkardıktan sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Şimdilik kitaplığın son hali böyle ama tabii kitaplar, yeni kitaplarımı okudukça bunların tabii yerleri değişecektir ama temel olarak bu şekilde korumaya çalışacağım elimden geldiğince. Okumadığım kitapları da saydım. Tam olarak bir dakika baştan saymam lazım unuttum. 26 tane kitaplığın içinde okumadığım kitap var. 11 tane de masamda yeni aldığım kitaplardan var. 26, 11, 37 kitap okumam gerekiyor. Bu 37 kitabı okumadan yeni kitap almamaya çalışacağım. Tabii ki tezim için yeni kitaplar alabilirim. Onları bundan hariç tutarak söylüyorum. Aaa!
İki kitap da aşağıda var bende. Hatta üç kitap da aşağıda var. 40 kitap. Şu an elimde 40 okumadığım kitap var. Bu 40 kitabı belki türlerine göre, belki de sevmezsem ya da çok çok seversem bunlar hakkında kitap videosu çekebilirim. Eğer ilgilenirseniz, bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim yapmayı çok uzun zamandır beklediğim bir şeydi. Özellikle bu arkamdaki kitaplık boş kalınca, iki beyaz kitaplığın arasında bir kahverengi kitaplık olunca geceleri tam yatağımın karşısında bunu boş halde görmek beni biraz korkutuyordu. Bir an önce yapmak istedim artık ve epey de uzun bir video oldu. Ne dersiniz? Yakından sevdiğim yazarlar hakkında, sevmediğim kitaplar hakkında ve belki de çok sevdiğim kitaplar hakkında videolar çekebilirim. Gerçekten çok yapmak istiyorum bu tarz içerikleri. Sizin için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı ve eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Mavi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Anca alabiliyoruz aboneliği. 부탁드립니다.